Aldın mı? Tamam. Buyur başkanım. Pankartlı alanlar bence arkaya geçsin. Evet. Pankartlar biraz arkadan yukarıda. Pankartlı arkadaşlar bu tarafa gelebilir. Bence bu tarafa geçsin. Başkanların arkasına daha iyi. Basında biraz geri gelebilirsen. Geleceğiz de başkan ışık ters geliyor. Işık. Ya komple bu gölgeden çıkmaları lazım. Yani. Tamam mı asit fabrikamız? Servisler gelmedi herhalde geliyor, başkanım. Servisler daha gelir. Şu an geliyor galiba. Evet. Balıkesir servisi geldi, hepsi diğer servis gibi gelmedi. Değerli basın, kıymetli misafirlerimiz, Etimaden işletmelerinin Türkiye'nin göz bebeği olmasında çok büyük emeği olan ve alın teri olan emekçi arkadaşlarım, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Toplu iş sözleşmelerimizde geldiğimiz durumla alakalı Türkiye işçi sınıfının bize vermiş olduğu görev ve sorumluluğu yerine getirmek için hiçbir şekilde siyasi olmayan, tamamen sınıfsal bir anlayışla burada açıklama yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Zafer direnen emekçinin olacak! Zafer direnen emekçinin olacak! Zafer direnen emekçinin olacak! 1 Ocak 2023 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmelerimize işveren, siyasi iktidar, muhalefet, bakanlık ve bürokrasi tarafından ayrıca Türk İş'te dahil olmak üzere 3 aydan beri genel yönetimimiz, şube yönetimimiz ve genel merkezimizle birlikte sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, dertlerimizi anlatmak için 3 aydır girişimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ailelerimizle ilgili 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmemizin çerçeve protokolünü beklemekteyiz. Ümitle beklediğimiz çerçeve protokolünde maalesef ve maalesef şaşkınlıklar yaşamaktayız. Birleşe kazanacağız! Birleşe kazanacağız! Birleşe kazanacağız! Değerli arkadaşlarım, Türk işin talebi açık ve nettir. 15 bin TL taban ücret, %15 refah payı, birinci altı için %45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar içinde enflasyon artı 5 puandır. Birinci oturuma da bu taleple gidilmiştir. Türk işin talebi açık ve nettir. Kimse bu konuyla ilgili algı yapmaya kalkmasın. Özellikle Etimaden işçisinin onuruyla, duygularıyla kimse oynamaya kalkmasın. Sadece bizim taleplerimiz ücret konusu değil arkadaşlar. Sosyal haklarda da çok büyük kayıplarımız var. Taleplerimiz var. Sosyal haklarda da taleplerimizin yerine getirilmesi için buradan TÜHİS'e sesleniyoruz. Lütfen işverenimize bu konuda yetki verin. Biz kendi sorunlarımızı işverenle birlikte giderelim. TÜHİS şaşırma! Sabrımızı taşırma! TÜHİS şaşırma! Sabrımızı taşırma! TÜHİS şaşırma! Etimaden'de çalışan biz nitelikli ve kadrolu işçiler olaraktan maalesef şu anda kadrolu işçiler taşeron işçilerinden daha düşük ücret almaktadır. Taşeron işçilerinin ortalama
yani askeri ücretle çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır itimadende. İşçilerimiz, işçi, memur, taşeron ayrımı istemektedir. Alın terinin, emeğinin karşılığını herkese verilmesini istemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in çarpıtılmış, yalan yanlış rakamlarıyla maaşlarımız erimekte ve tükenmektedir. Biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Patronlar zenginleşirken bizler fakirleşmekteyiz. TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma. TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma. TÜİK şaşırma, sabrımızı taşırma. Türk İş Konfederasyonumuzun taleplerinin tamamı yerine getirilmelidir. Ayrıca işçiyi, emekçiyi ezdirmeyeceğiz diyen hükümetimize ve siyasi iktidarımıza da sözünü tutmaya davet ediyoruz arkadaşlar. İşçiyi memnun etmeyecek ve bizlerin onayıyla imzalanacak hiçbir toplu sözleşmeye kabul etmiyoruz. Üreten biziz, ezilen biz olmayacağız. Ekonomik krizin faturasını biz emekçilerin üzerine yüklenmesine izin vermeyeceğiz. İnsanca ücret, vergide adalet. İnsanca ücret, vergide adalet. İnsanca ücret, vergide adalet. Türk İş Konfederasyonumuzun talepleri kabul edilmelidir diyor ve taleplerimizin karşılanmadığı takdirde üretimden gelen gücümüzün aynı zamanda da tüm yasal haklarımızın kullanılması gerektiğini buradan Türk İş Konfederasyonumuza haykırıyoruz. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Geçinemiyoruz. Yeter artık diyoruz. Yaşasın sendikal mücadelemiz. Yaşasın sendikal mücadelemiz. Yaşasın sendikal mücadelemiz. Değerli misafirlerimiz, değerli emekçi arkadaşlarım, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Ancak sizlerden ricam, pazartesi günü bu haklı taleplerimizi haykırmak için, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı alanlara taşımak için lütfen ve lütfen 1 Mayıs'ta alanları dolduralım. Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız. Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız. Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Emeğinize, ayağınıza sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar emeğinize sağlık. Teşekkür ederim.